olsun. Anlamadın taş gibi oldu kalbin başkası. Yaramadı kalsaydın olmaz mıydı be? Yerinden olmaz mıydı be? Ben serseri ve nazlısın. Sen ne dersin insanı darbeden. İçimde tozmadan aklımda fikrim. Bugün de dibini görene kadar içtim. İrimde duramadım her gün seviştim. Gitmeseydim ben sana demiştim. Bazen gitmeyen sözler geliriz. Bazen özleyiz her görürüz. Bazen olduğu en büyük deniziz. Bazen izleriz batar. Sarmışım ben sen. Bir dolar ve palmiyeler. Hiç durmaz mı saniyeler? Alo Kem? Tatlım sen bu saatte arar mıydın ya beni? Aslı sen biliyor muydun? Neyi biliyor muydum? Pardon yanlış soru. Ben her şeyi bilirim. Ama hangi bildiğimi biliyor muydum onu söyle. Şarkı söyleyenin yaz olduğunu. Ha ay onu diyorsun. E biliyordum tabii. Ama sen hiç merak etme. O yaz bitti. Tatlım biz o yazı kışa çevirdik. Artık ondan yaz olmaz. Ondan olsa olsa Karadeniz yaylalarında kar olur, kış olur. Yaz olmaz. Yaz bitti baby. Aslı sen ayrılınca bu konuyu konuşacağız seninle. Duydun mu beni? Kemal. Bak ne diyeceğim sen. Bana gelsene. Eski günlerdeki gibi konuşuruz, sohbet ederiz. Ne dersin? Alo. Kemal. Kapatmış. Kapatsın. Dönüşü yakındır. Ne demişler? At gibi gidenler at gibi döner. Kız. Kemal arıyor. Sakın şu anda sakın. Hadi ama bu saatte arıyor önemli demek ki. Yazcığım, günaydın. Günaydın Kemal Bey, hayırdır sabah sabah? Ofise geçiyordum, geçerken seni de alayım dedim. Hadi in aşağı. Siz geldiniz mi, burada mısınız? Aşağıda mısınız? Kemal Bey, unutmuşsunuz belli ki ben size hatırlatayım. Siz beni kovdunuz ya hani, benim Kiyen Müzik'le hiçbir ilişkim kalmadı. Konuşmamız lazım, bak 5 dakika içinde indin, inmedin, ben geliyorum o zaman. Durun durduğunuz yerde. Ben bir şekilde gelmeye çalışacağım. Tamam, bekliyorum. Bana bak. Ne oluyor bu sabah sabah? Ne Kemal mi aradı ne diyor? Evet şey diyor işte gelmiş kapının önündeymiş beni bekliyormuş bir şey konuşacakmış benimle. Burada kapının önünde mi? Yalnız o aşağıda uyuyan kadının belinde silah, telefonda da bizim masaüstü dans videolarımız var. Ha bir de şöyle küçük bir detay var. Bu yatakta seni bir oğlanla bastı. Hatırlatayım dedim sana. O kadının adı da Deli Emine. Benim ablam senin de anan olur. Hayır aklın falan gittiyse ben bir küçük hatırlatma yapayım dedim sana. Ara şu Kemal'i çabuk geldiği gibi gitsin hadi. Bak ayırttınız beni sabah sabah. Dedim teyze ya demez olur muyum neler dedim. Benim annemin eli beli silahlı dedim. Benim dedim anne yarıma nasıl zor durumda bırakırım ben dedim. Evet. O ne dedi? O da dedi ki sen gelmezsen ben yukarı çıkarım. Lan bu çocuk ne yapacak? Hem kendini vurduracak hem bizi vurduracak ya. Bana bak. Bu çocuk seni niye 2 gündür peşinde? Söyle bakayım bana. Ben bir halt yedim. Bayağı büyük bir halt. Aslında ben yemedim. Ben çok suçlu değilim. Murat daha çok suçlu. Ama onun yaptıkları bana da değiyor. Hatta bana değmiyor. Bela falan istemiyorum yaz. Bak şu ablamı hayırlısıyla bir güzelce yollayalım. Sonra kendi mazmut hayatımıza bir dönelim lütfen. Mazmut? Sen bana laf sokana kadar anlat bakayım. Bu böyle eğilip bana söylemediğin şey ne? Söyle.
Ben Derya'nın evine gittim ve ortalığı karıştırdım ya, iyice berbat ettim. Sonra kovuldum. İşte kovulmadan önce bunlar yeni şarkıcı kız arıyorlardı. Sesi güzel. Gelen kızlardan birisi çok gergin, böyle bir stresli, tuhaftı. Murat dedi, ya nasıl yalvarıyor bana Murat? Diyor ki, ne olur diyor, yaz diyor, sen olmazsan bu kız şarkı söyleyemez. Gel bir sakinleştir, kadın kadının ruhundan anlar. Gittim ben de sakinleştirmeye, öyle şarkıyı gelişi güzel okudum. Ya sana ne, sana ne? Sonra ne oldu? Sonra Murat sesimi kaydetmesin mi? Sakın aklıma gelen şey olmasın. Tam da aklına gelen şey oldu. Kız sen bizim başımıza şarkıcı mı olacaksın acaba? Sen ablamın sabrını falan mı sanıyorsun? Yok 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 asla. Unut o şarkı olayını. Eğer bu Kemal de bu yüzden geldiyse hemen ara, gelmesin. Gitsin çabuk. Ah bak. Arıyor Kemal, gördün mü? Bak yukarı çıkar, toplu katliam olur. Yemin ediyorum kurtaramayız kimseyi. Gülbeyaz. Bak teyzeciğim, bak. Biliyorsun ablamın baban yüzünden bir şarkı travması var zaten. Bir ikincisi olmasın, olur mu? Tamam. Tamam. Merak etme. Merak etme, olmayacak öyle bir şey. Tamam. Sen kahvaltıyı hazırla. Annem uyanırsa fırına gitti dersin. Ben de şu meseleyi halledip geliyorum. Allah Allah. Yaz, bu ne güzellik sabah sabah ya. Bakayım sana bir. Çok güzel olmuşsun gerçekten. Ha. Evet. Kalktığım gibi geldim işte. Sabah. Hadi atla. Yok, gelmeyeyim ben. Yani ne konuşacaksak burada konuşalım. Yaz, lütfen. Çok fazla vaktini almayacağım, söz veriyorum. Kırma beni. Sana kahve aldım. Sevdiğin gibi. Karamelli, şekersiz, yağsız, sütlü. Kemal Bey, siz benim en sevdiğim kahveyi nereden biliyorsunuz? O ne demek? Ben seninle ilgili birçok şey biliyorum Yaz. Bilmediklerimi de öğrenmek istiyorum. Annen nasıl oldu bu arada? Hastaneye falan gittiniz mi? İyi. Yani gitmedik ama şöyle oldu. Birkaç saat bekledik bir şey olur diye ama çok şükür olmadı. Sabah karşı uyuyakalmışız zaten. Ya Fadi de Fadi'ymiş bu arada yani. Eli ağırmış. Gerçi sağ olsun. O olmasa annem bizi vuracaktı. Kabustu resmen. Dün gece kabustu, üstümden geçti. Ne oldu ya dün akşam? Hı? Annen niye silah doğrulttu başımıza? Ben hemen anlatayım Kemal Bey size. Niye annem silah doğrulttu? Hani siz beni kovdunuz ya, vaks diye böyle bir anda terk ettiniz, gittiniz, beni böyle ortada bıraktınız. Aşırı derecede haksızlığa uğradım ya ben hani. Haklısın. İtiraf etmeliyim, sana bir özür, borçluyum. Borcunuzu hemen mi ödersiniz yoksa takside böldüreyim mi? Onun da sırası gelecek. Anlat bakalım. Sonra ne oldu? İşte ondan sonra da bizim kızlar bana moral olsun diye böyle gece dışarı çıkalım dediler işte. Kız kıza eğlence, Defne ile Aslı. Ben de tamam dedim, çıktık eğleniyoruz. Fadi ile dans ederken biri bizim videomuzu çekmiş ve anneme yollamış. Biri senin videonu çekip annene yolluyor. Evet. O yaz bitti. Tatlım, biz o yazı kışa çevirdik. Kemal Bey. Nereye daldınız öyle, gittiniz bir yerlere? Hiç. Peki Murat ne arıyordu sizin evinizde? Murat, bizim evde. Sizin aradığınız şey ne arayacak ki? Sizin aradığınız şeyi arıyordu. Şarkı için beni ikna etmeye çalıştı bir süre. Ama ben tabii ki de ikna olmadım. Sonra annem geldi. Sonrası malum. Hazır yeri gelmişken şu şarkı meselesinde bir konuşalım mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.